Arkadaş herkese merhaba, hoş geldiniz. Star Ladder sezon 10. 10. sezonda Pro Series maçlarıyla karşınızdayız tekrar. Temsilcimiz Central of Fear takımının Northern Lions takımıyla iki takımın karşılaşmasını sizlere sunacağız bugün Türkçe olarak. Grup aşaması maçları henüz daha playofflara başlanmadı. İki grup var Pro Series'de. İki gruptan da dörder takım çıkıp direkt çeyrek final usulüyle playoff oynanacak. Şu an sadece grup maçları temsilcimiz bugün biraz eksik kadroda açıkçası. Şu an sadece Rendentier aralarında bulunuyor. Biraz artı 4 standing gibiler. Bumpiklere geçersek Northern Lions takımı 6.82'nin meşhur hero'su Terrorblade ile 6.81'in en çok piklenen Core'u Razor'u banlamayı tercih etti. Temsilcimizde şu an için Viper banı bulunuyor. Evet, o Central of Fear takımının bugünkü artı 4 standini ile oynayışı bakalım nasıl olacak, hepimiz merakla bekliyoruz. Northern Lions'la daha önce karşılaşmışlardı. Sanırım galibiyet alamamışlardı. Gerçek beşlileriyle oynamışlardı. Bu sefer bakalım ne kadar şanslı olacaklar. Evet, o maçı hatırlıyorum, yenilmişler dediğin gibi. Bugün biraz eksikler. Bakalım bu takım fark edecek mi? İkinci banda Dead Prophet ban oldu. Ondan da bahsedelim. Bir tek Rendentir, yani offlane oyuncuları şu anda hazır Joff ekibinden. Onun dışında BPI ekibinden gelen arkadaşlar var. Şimdilik Terrorblade banı değişik gözüküyor sadece. Bu metada yavaş yavaş özellikle banlanmaya başlandı. Win rate'lerinden de özellikle bahsedebiliriz. Hani ne kadar bir gelişme sarf ediyor bu meta oluşturma konusunda, ne kadar ilerliyor, bunu da bilgilendirmek açısından verebiliriz Oğuz ilerleyen dakikalarda. Evet, şu an Terrorblade'le 6.82'de profesyonel anlamda 18 maç oynandı. Bu maçların 11 tanesi galibiyetle sonuçlandı. Yaklaşık %61 gibi bir win rate'i var. Çok da kötü bir win rate değil bu. Yani gayet dayanıklı bir kahraman kendisi. En basit Aynen öyle. itemlar bile savaş sırasında, combat sırasında çok rahat ayakta kalmasını sağlıyor. O yüzden pek tercih edilmiyor. Northern Lights yine 6.81'deki gibi 6.82'de de en çok tercih edilen Scarlet Mage'i tercih etti ilk pick olarak. Support oyun olarak göreceğiz onu. Central of Fear takımı temsilcimiz de offlane'e Faceless Void tercih ettiler. Rendentier'da göreceğiz büyük ihtimalle Faceless Void'i. Şu an ikinci pickleri için bekliyoruz onları da. Bakalım, belki bir sürpriz de gelebilir. Hani Love'ın da oynadığını biliyoruz carry olarak. Bir değişiklik yapmazlarsa eğer, dediğin gibi Rendentier'de offlane'de göreceğiz. Şimdi Skyward pickini alıştık artık ama 6.82'de çok bir değişiklik gelmedi. Bu sebeple de metadan uzaklaşmıyor Hiç Skyward gelmedi picki. açıkçası. Aynen öyle. Ne Yani buff ne nerf yedi. bunu nasıl yorumlarsın? Herhalde çok dikkatlerini çekmemiş International'da, sonraki turnuvalarda. Yani açıkçası çok fazla en yüksek burst damage'e sahip olan support olmasına rağmen yine strength karşı çok düşük ve mana gereksinimi çok fazla. Yani combat'ta tek ulti şansınız var. Bunu da düzgün atamazsanız zaten çok da efektifliğiniz kalmıyor ama yine Sylas Arcane Bolt'u çok fazla iş yapıyor. Bir oyunda biraz göz önünde bulundururlar sanıyorum ki bir nerf getirmemek adına. Basit kombolara açık. Mesela Kron'un içine atılan ultisi, Clockwork'un Kog'un içine atılan ultisi çok basit tam damage yapma imkanı sağlıyor. Bunun haricinde de ekstradan Magic Damage Increase skill'i olduğu için Ancient Seal, bu da çok ekstradan damage çıkartıyor. Fakat karşısına bir Pugna koyunca o ultiyi atmak eziyet oluyor diyebiliriz. Neredeyse Evet. tek yiyor. Eliniz gitmiyor açıkçası o ulti tuşuna. Sağda solda ward arıyorsunuz, çekiniyorsunuz. Hani level 1'de bile 350 mana isteyen bir ulti. Ki 6 level'da yaklaşık 600-700 health olduğunu düşünürsek Scarlet Mage'in 1.75 katı vuran bir Nether Ward yaklaşık bir 500 HP götürecektir.
Bu da kombattan direkt silinmeniz anlamına geliyor. Ama yine Aynen etkisi öyle. tartışılmaz tabii ki. 6 saniyelik Sinus ve Magic Damage Amplification'ı çok çok fazla. Bunun yanı sıra Brewmaster'da da bir karşıya Silence Oyun içi gelmesi bakmışlar gene gerekiyor. sesiniz kesik kesik geliyormuş gençler. Oyun Ben içinde. kontrol ettim, özellikle kontrol ettim bu sefer. Yani ilk başta Oz girdiği için mute Cocaster'ı kapattım, baktım sesi nasıl geliyor diye. Gayet güzel geliyordu. Büyük ihtimal benimki de güzel geliyordur çünkü ben de mouse aldım. Tuhaf o zaman ya. Bir olmadı replay indirip bakarım. Siz devam edin abi. Hani Dota maç TV sonunda. sebebiyle ses de laglayabilir. Tabi Dota Ona bizim TV'den yapacak bir dolayı da şeyimiz yok. olabilir, aynen. Aynen. Belki de bilmiyorum. O ses şeyini mi ayarlamak lazım? O da ayrı bir durum. Devam edin abi siz. Tamamdır. Şundan bahsediyordum ben de. Brewmaster olduğu için karşıya, yani Center of Fear takımına bir silence etkisi veya disable etkisi gerekecek. O ultiyi açtırmak gerçekten Brewmaster'ı çok etkin kılıyor teamfight'larda. İki kişiyi disable edebilip ekstra damage'ler çıkartabiliyor. Bu açıdan early'deki o Brewmaster etkisini, o ilk 30 dakikadaki Brewmaster etkisini kırabilecek bir pick yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet dediğin gibi ya Kron'un içinde çok masif bir damage gerekiyor şu an ya da Brewmaster'ı gerçekten karşılayabilecek bir core'a ihtiyaçları var. Bakalım onlar da offlane'e tide'ı banladılar. Slark da vermek istemiyorlar karşıya rakibi. Northern Lions'da offlane Centaur banı geldi. Faceless'ı büyük ihtimalle safelane'e düşünmüş olabilirler. Onun aksine Centaur da safe oynayabiliyor. Batrider'ı da banlamayı tercih etmişler. Bakın pek support bana gelmedi şu an iki support da seçildiği için. Spectre Spectre. almayı tercih etti Northern Lions. Bu 6.82'de Spectre kullanmak iyice revaçta olmaya başladı. Oyun metasından dolayı ne düşünürsünüz? Çünkü tower'ların, o armor'ların artması, gelen gold'un düşmesi, bunun yanı sıra işte her tier bir düştüğünde bir glyph gelmesi, tekrardan yenilenmesi glyph seçeneğinin. Bu early push seçenekleri yerine teamfight üstüne odaklanmayı tercih ediyor takımlar. Spectre'e de bunun için hem farm yapabilen hem de ultisiyle teamfight'a katılabilen çok güzel bir carry rolünü üstleniyor. Bu açıdan çok görmeye başladık herhalde 6.82'de. Aynen öyle 4 artı 1'e çok çok uygun bir hero. Ve karşıda Earthshaker ve Enigma gibi bir counter'ı da var. Yani ultisiyle 2 initiate'i anında kesebilecek o dagger'ları bozup kombatı çok rahat lane'e çevirebilecek bir hero durumunda bulunuyor şu an için. Kesinlikle şunu da ekleyeyim, ben her zaman o tartışmayı ben yapıyorum. Özellikle ben yapıyorum. Biraz takıntılıyım Spectre konusunda. Radi tercihi bu sefer bence çok etkili olacak, dediğin gibi. Earthshaker ve Enigma'nın o Blink Dagger Initiate imkanını tamamen fightlarda early ultisiyle bozabilecek potansiyele sahip. Bu arada Doom da geldi. Brewmaster için piklenmiş diye düşünüyorum ben. Shadowfiend tercih ettiler. Şu anki Draft'a göre biraz kırılgan kalacak diye düşünüyorum ben. Çünkü koruyacak çok fazla bir faktör yok. Enigma yetişemezse eğer jungle'dan sürekli gank yiyebilir. Bunun haricinde Clockwork ile Skywrath Mage'in de basit kombosu gerçekleşecek gözüküyor Northern Lights ekibinden. Aynen dediğin gibi biraz Earthshaker'ın yardımına ihtiyaç duyacaktır ilk 5-6 dakikada Shadowfiend. Ama yine Panda'ya karşı biraz zorlanacak. Özellikle early'de last hit almakta. Base'lemişler arasında baya bir fark var. Bakalım Sedat istediğini yapabilecek mi bu oyun? Evet, onu da mid'e yollayacaklar herhalde. Yavaştan biz de Janko'ya devredelim. Biraz daha Takımlar çekmeye gidebilirsiniz. başladı. Ben ekranı layer ayarladım. Tamamdır. Bu arada Joff Parlan takımında da draft değişiklik ediyorsan olabilir. lan. Öyle bir bilgi mi geldi? Tamamdır. Onu da izleyenlere bildirmiş olalım. İlerlediğinde zaten bildiririz. Şu an kesinliği pek yok ama öyle bir söyleyeyim ben yani. İzleyenlerin bilgisi olsun.
Şu anda klasik bizim sunduğumuz maçların bir adetidir. Pause geldi oyun başında. Evet, biraz geç geldi ama. Onlar da demiş. Aynen, normalde direkt geliyordu başlar başlamaz. Şimdi o zaman Oz, ne düşünüyorsun? Love'ı mid'de göreceğiz herhalde. Shadowfiend'la. Doom'u Evet, ona en easy uygun lane o gibi gözüküyor. lane. Doom'u easy lane. Rennantier'i de Faceless Void'de offlane'de göreceğiz. Supportlarda Enigma Jungle. Earthshaker'da Roam oynayacak. Aynen dediğin gibi. Doom çok fazla sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum ben Clockwork'e karşı. Tabi akıllı Kog'larla o manayı eritebilirse Clockwork. Biraz hem divar hem de gank gelirse her Scorching Earth'ü açma konusunda sıkıntı yaşayacak gibi gözüküyor. Ona da dikkat etmesi lazım Ciyay'ın. Onun dışında Earthshaker biraz mid'e yardımcı olacak gibi, dediğimiz gibi panda olacak da Shadow Fiend'ı. Hiçbir şekilde kaçış mekanizması yok. Yani bir Thunder Clap'e kill bile verebilir tek başına. Bakalım, ilk ward geldi şu an jungle site'ı veren. Evet, biraz Hızlı bir agresif. şekilde gitti oraya. Yani yakalanabilirdi bu ward'u atacağım derken ama çok çok hızlı bir şekilde gitti. Aynen öyle. Bu ward'un da hani biraz bahsedecek olursak gelecek olan ganklere ve yapılan stack pull'lara karşı önlem offlane ward'u diyebiliriz. Dediğim gibi çok etkili bir ward. İki tarafı da gösteriyor. Ve şu anda Sentry'i de Clockwork'e verdiler. Attıkları rune gören ward'u Radiant ekibinin farkındalar. Bunu da denyleyecekler. Pardon. Dewardlayacaklar. Neyse ki ama bir ward daha var rune gösteren. Birazcık da defansif gelebilecek gankler için. Oradaki ward da Evet. etkili olacak yani. Oraya atılan ward'u da Joff ekibinin görmesi gerekiyor. Ki gördüklerini sanıyorum çünkü üzerinde azaldı. Aynen, Haste şimdi. runuyla şu anda EDL'e kovalamaya devam ediyor. Sky'ı birazcık tereddüt etti. SF'nin solo alması zor olacak buraya Master'a karşı. Biraz. Skywrath'da bir level'da kovalanacak en son yaralardan sanırım. Ne dersin Aynen Oz? öyle, aynen öyle. Arcane Bolt'u sürekli atabilme imkanı var. Çok ekstra da bir damage vuruyor. Yaklaşık 5 tane atabiliyor. 6'ya kadar da o yani kovalanış süresine bağlı uzayabilir. Öyle de bir durum mevcut. Şu anda üste doğru yaklaşıyor. Rendentier'a yakın duruyorlar. Vengeful da orada. Birleştirmeye çalışıldı. Birleştiremedi. O da 8 tane tango ile başlamayı tercih etmiş offlane oynadığından dolayı. İlk başta da Poor Man Shield'a çevirecek gözüküyor ilk item olarak. Hı. Dediğin gibi Clockwork'te Doom'a karşı defansif oynuyor. Enigma farmlıyor burada. Earthshaker'da pull'a başladı. Kog'larla zorlamaya çalışacak Clockwork dediğiniz gibi. Bakalım başarılı olabilecek mi? Şu anlık Ward'u üzerindeki Sentry ile denylemeyi denemedi. Mid'de açıkçası kıyasaya bir kapışma var. Yani solo açısından çok bir sıkıntı yaşamıyor gibi gözüküyor şimdilik Love. Üstüne üstlük Harass'ı da gayet iyi durumda. Dediğin gibi arkana da birazcık göz yormaya başladı. Ne dersiniz? Ne düşünüyorsunuz arkana hakkında? Sanki birazcık fazla efekte sahip. Ne dersiniz? Açıkçası suya girdiğinde de bunu fark edebiliyorsunuz. O buharlaşma efektleri eklemişler suda. İyice efekt üstüne efekt olmuş. Ama Evet. gelmiş geçmiş en iyi Arcana Şimdi bence. Vengeful yaklaşıyor oraya. Ama smoksuz olması ve yanlış taraftan dolaşması biraz zorlaştırdı işleri. Doom 4 level olmaya yakın. Lane'i pushlamış. 3 tane range grab'in olması daha iyi ve Kog'la da şimdi. Clockwork Kog'u 1 level olmasına rağmen Jayne
manasını bitirmeye yakın. Üste Regen çıktı. Onu da Brainmaster aldı. Şimdi tek başına smoklandı Vengeful. Üste doğru ilerliyor. Dwardladılar rune wardlarını da. İki wardları da finali bir şekilde şimdi Spectre Dagger'ı kullandı. Silence yerinde geldi. Rendentier'i zorluyorlar. Sonra right click Spectre'den ve kill'i aldılar. Spectre'ye kalması da çok çok iyi oldu Northern Lights ekibi için. Early'de farmlaması gereken bir hero. Bakalım ne bu ilk tercih edecek. Onu merak ediyorum ben. Yani bu First Büyük Blood'la ihtimal birlikte Radia'ya da gidebilir. aynen Radi tercihi bu oyun için etkili olur gibi. Canberk Çünkü sesin karşıdaki biraz az push'ta geliyor çok gibi. fazla. Tamam, onu bir kontrol edeyim. Hı. Lane'de pushlanmış yalnız. 4 tane range creep var. Range creep'ler bu oyun başında bayağı etkili oldular. Clockwork'te dolanmaya başladı. Şimdi dakika 4 bunun için aşağıya doğru ilerliyor. Şimdi Life or Win orada rune için bir kovaladı ama Bounty rune'u Vengeful aldı. Dwardlar da geldi karşılıklı olarak buraya da. Clockwork iniz bir şekilde Earthshaker'ı yakaladı. Jungle'da Kog geldi. Bakalım zorlayacak mı? Fissure'a izin vermiyor. Right click damage'i devam ediyor. Kill'i alabilir ve son right click geliyor. Clockwork'tan güzel bir kill. Pulse geldi Enigma'dan da. Dakika 4.5'a yakın bir sürede Spectre'ye gelen bir Phasebot var. Yaklaşık da 350 gold'a yaklaşan bir parası bulunuyor. 2-0 skor. Rendentier ve Earthshaker'ı kesmeyi başardılar. Birini Clockwork solo kill olarak elde etti. Diğerinde de Trillane üçlüsü. Silence, Dagger Slow ve Vengeful'un stun'ıyla Rendentier'ı güzel bir şekilde kombinasyonladılar ve kill'i aldılar. Clockwork 6 olmasıyla birlikte zorlayacaktır. 6.82'nin 10. SF'sini görüyoruz şu anda. 5-4'lük seriye sahip %55 win rate. Yani aslında fena değil. Oyun uzadığında oyundaki etkisi daha da büyük olabilen. Early game ve mid game'de rezlerle supportları bir anda eriten bir mid carry diyebiliriz. Ama kırılganlığı da ön planda. Şimdi karşısında da Brainmaster var. Onu kombattan direkt BKB'si olmadığında çıkarabilir. Aradan. O da raise'lerini güzel kullanıyor Brainmaster'a karşı. Brainmaster X skillini Thunder Club'ı üçlemiş. Ve diğer skillerine de birer kere vermeyi tercih etmiş. 6 level oldu. Mana ihtiyacını da tamamladığında belki bir gank de görebiliriz. Clockwork'e baktığımda o da Phasebot almayı tercih etmiş. Şimdi level almaya devam ediyor. O da 6 level olacak bu wave ile birlikte. Şu an lava bir şey Evet. var. Şu an Thunderclap geldi. Arcane Bolt da geldi. Shot'la birlikte. Enigma yerinde Çok müdahale. yerinde Ve bir Fissure. Brainmaster ultiyi aktif hale getirdi. MD'li yakaladılar. Black Hole yok. Ve kill'i alacaklar gibi görünüyor. Silence da geldi orada. Kill'i alıyorlar. Kolay bir kill oldu ikili için. Yalnız orada summonlarla birlikte de çok fazla zorladı. Sky'da 75 canlı oradan kurtulmayı başardı. Evet, ama Shadow of Yandere'in ölmesi açıkçası buradaki en büyük kar oldu Joff ekibi adına. Rendentier'da PT'ye doğru ilerliyor. Bakalım. Furman Shield'ını bitirmiş. Spectre şimdi Phasebot'la birlikte daha çok last hit alacak. 3-0 oldu skor. Ve alttaki Bounty rune'a Enigma oldu. Hala 6 level olamamış durumda. Doom'a baktığımda o da Midas tercihinde bulunacak gibi Gloves of Haste'i var kendisine. MDL'den de bir early mekanizm ihtiyacı duyuyorlar yavaş yavaş. Kırılgan İki hero'nun bulunması birazcık hem push hem de push'un yanı sıra kombatta hayatta tutacak etkisi büyük olan bir item olarak görünüyor. Clockwork 7 level olmaya yakın şu anda stun geldi. Bakalım Kog gelecek mi? MD'le yakın oynuyor. Right click damage'leri yeterli olacak mı? Çok güzel bir Kog. Üstüne teleport. Vengeful da orada. Geri çekilmeye başarılar. Clockwork %100 performansla oynuyor diyebiliriz.
Trilane'e karşı. Kogun da güzel kullanıyor. Vi for Win'e baktığımda o da ultiye vermeyi tercih etmemiş. Solu 29. Rezleri de fullemiş. Artık yavaş yavaş ultiye verecek kendisi. Spectre'den de Drum tercihi göreceğiz. Radi gitmiyor Canberk. Ne dersin? Drum early game'de biraz daha etkili olabilir. Radi dramdan sonra alınıyor genelde. Evet, o Drum'ı şimdi bakalım ultisini kullandı Spectre'i. Evet, aşağıda Doom'u yakaladılar. Doom'un killini almayı başarıyorlar ve gene kill Spectre'ye kaldı ve hızlı bir şekilde teleportla üste döndü. Dramını bitirecek gold'a da erişti. Evet, şöyle açıklayalım onu da. Dram biraz onun health ihtiyacını karşılıyor. Bu şekilde de Radi'ye biraz daha hızlı erişebilme imkanı sunuyor. Hatta oyunda farm alma durumu kötüyse bu araya earn de katabiliyor jungle yapabilmek için. Bu şekilde build'lar mevcut. Şimdi mid'de level Şu anda yakaladılar. evet, ultiyi Solun aktif çıkmadı. hale getirdi. Stun geldi, bakıyoruz. Armor da kırıldı orada. Life for Çok iyi Win'e sıkıştırdı. çok iyi sıkıştırdı. Bakıyorum, son bottle charge'ını da çekti. Hayatta kalabilir eğer araya girebilirse. Şimdi girmeyi başardı ama orada bir Thunderclap daha gelecek. Roket de geldi. Stun da yerinde. Son right click damage'iyle Remaster aradan çıkardı. Orada creepler de şimdi site'ı alıyor. Üste de Enigma, Earthshaker ve Rendentier üçlüsü Spectre'yi kesmeyi başardılar aynı zaman diliminde. Dekos. Black Hole'e de gerek kalmaması ayrı güzel oldu. Krono açmayı tercih ettiler onun yerine. Bu da yeterli Hı. oldu. Rei'de dediğimiz gibi Midas tercihinde bulunmuş. Kendisi 8 level olmaya yakın. Clockwork da aynı şekilde ilerliyor. Dagger geldi. Şimdi initiate'i sağlayabilir. Hook geldi. Kogun içerisini alabilecek mi? Manası yeteri kadar var. Gerek kalmadan kill'i alıyorlar. Üst kuleyi de Rendentier düşürdü. Dakika 9.30'da ilk gelen kule, düşen kule. Buna karşılık da SF'yi kesmeyi başardı. Brainmaster Sekka ikilisi ve Shadowfiend'in işi zor. Artık bu dakikadan sonra Aynen öyle. yani kırılgan bir hero dedik ki gösteriyorlar. Yani iki slow hani stun'a gerek kalmadan bile aradan çıkarabiliyorlar. Evet, çok iyi Brainmaster'ın da Dagger'ı senkronladılar. geldi bunun üstüne. 2-0-1. Aynen öyle. Çok iyi senkronladılar. Orada kill anlatacak olursak direkt o Magic Amplifier kullanıldı. Slow geldi. Daha sonra Thunderclap ve Garanti Crit'le beraber çok kolay bir kill almış oldular. Evet, Doom da Drum tercihinde bulunacak gibi Bracer almış. Can ihtiyacı var onun da. O da kırılıyor yani. Clockwork'le bir Spectre ultisiyle birlikte hemen ölebilecek düzeydeydi. Last hitlere baktığımda da 49 last hitle Shadowfiend zirvede olmasına rağmen onu da sürekli zorluyorlar. Stack yapıp jungle farmlıyor da tek başına. PT'si bitmiş durumda. Raid Band'i var. Bakalım onu Ring of Akka tercihine dönüştürecek mi? Önemli olan kısım. Rendentier'a baktığımda o da Mom'a doğru ilerliyor. PT Morbid Mask, Purman Shield'ı var. Şöyle early game'de networklere baktığımda Spectre 4600'de zirvede görünüyor. Arkasından Brainmaster 4600'de geliyor. O peş peşeler. 4.4K ile Doom, 3.9K'da Shadowfiend, 3.4K'da da Rendentier, Faceless Void ile takip eden isimler arasında. Bunların yanı sıra ekstradan bir de Şundan da bahsedeyim. 66 last hit 9 deny olmasına rağmen biraz önceki ölüşlerinden dolayı SF'nin soul sıkıntısı yaşadığını söyleyebiliriz. ya peş peşe ölmesi kötü. Şu anda yaklaşık 1,5-2 dakikadır jungle farmı yaptı. Ancak 30 soul'a ulaşabildi kendisi. Aynen öyle. Hızlı bir şekilde toplaması gerekiyor. Brainmaster'dan da Thunderclap geldi orada. Hem last hit'i alıp hem de Vi for Win'i zorlamaya yönelik. Aşağıda bir rotasyon var. Clockwork yakın duruyor. Bakalım yakaladı. Sky ulti istenilen komboyu gerçekleştirdiler. Şu an Fissure birazcık başarılı değil. Örne birlikte de orada takım arkadaşını fullledi. Waddle Slowfiend yardımıyla o gene da. yakalandı. Evet, bir kill daha geliyor. O kadar kırılgan ki çok rahat kill verebiliyor yani. Buna çok açık bir hero. Aynen öyle. Hep bahsettiğimiz o şey aslında Oğuz'la. Hani bir Dazzle, bir
Trent Protector gibi sürekli TP ile veya uzaktan Living Armor ile koruyabilecek bir support'a ihtiyacı var. Evet, sürekli desteğe ihtiyacı var dediğin gibi. Yani bir BKB veya bir Shadow Blade almadan Şu anda çok Clockwork çok orada solo açık. yakaladı. MDL'yi girmeyi tercih etmiyor. Double Dimension'u da vardı ama. Herhalde Black Hole'den korktu. Canberk, hızlı bir şekilde bir de senden grafikleri alalım istersen. Çünkü oyun birazcık Tamamdır. mid'e doğru yönelmeye başladı. Kombatları göreceğiz. Experience'da Joff'un ilk oyunun başında üstünlüğü varken 1K ile şimdi Northern Lights ekibi öne geçti killerden dolayı. Gold'da da 700 civarında bir net worth üstünlüğü mevcut Northern Lights ekibinin. Evet, killerde de Spectre'e ultisinin yardımıyla birlikte 3 kill almış, 1 kere ölmüş. Bunların yanı sıra da 2 asisti var. Evet, ayakkabıdan sonra Ruddy yerine dramdan sonra Ruddy tercihi daha etkili oluyormuş. Bunu da Bakalım, istatistiklerde biriktirmeye söylüyorlar. başladı goldları. Oğuz'un dediğini mi yapacak, yoksa bir Blade Mail Diffusal tercihleri mi göreceğiz hep birlikte? Bu oyunda zaten şu anda yeteri kadar üstünler. Farmı da çok iyi. Kill death durumu da gayet iyi. Bu açıdan Ruddy tercihi güzel Şu anda olacak. Brainmaster Zeta'ya ultiyi gelebilir. aktif hale getirdi. Oraya Fissure geldi. Sky ultisi aradan çıkarıyorlar. Bu kadar kolay kombolamaları kötü. Silence geldi ama Rendentir mumu aktif hale getirdi. Şimdi Krono Vengeful da dahil oldu gibi görünüyor. Oldu, Spectre de evet. ultisiyle geldi. 3 kişilik orada. Eko Slam ama başarılı olamadı. Doom geldi Brainmaster'ın üzerine. Çok az candalar. Doom Right click damage alabilir. yeterli olacak mı? Bakıyorum, CI kaçmak üzere. Son right click damage de geldi Spectre'den ve CI de kaçıyor orada. 4'e 1'lik değişim. O da Krono sayesinde geldi. 13-2 skor. 5 kill ile zirvede gördüğümüz isim Spectre oluyor. Handicap'e de hemen göz atarsak 1500'e eksi 500 civarında bir gold change olmuş. Yani Experience çok büyük bir fark. Kafadan 3K'lık experience farkı bu kombatta oluşmuş durumda. Aynen öyle. Şimdi kuleyi de verdiler. Ufak daha da açılıyor. Yani Burada Spectre'de yaklaştı Rally'ine. Northern Lights ekibinin ilk kulesiydi. Fight'ları yeni metayı, bu fight metasını çok güzel uyguluyorlar aslında. Bu Evet. sebepten de kuleleri pek takmamışlar gözüküyor. Spectre'in asıl avantajı da bu Canberk. Her fight'a ultisi olduğu sürece, eğer kombatları düzgün zamanlamayla yapabilirseniz gelebiliyor. Kesinlikle. Bunu da karşı takımın ayarlaması lazım. Yani birazcık can sıkmamak gerekiyor. Hani Spectre o ultiyle geldi, aşağıda farmlıyordu, tekrar gelebilir. Değil de hani farmı push'u ona göre ayarlayıp, bir de şimdi Black Hole gibi bir kazançları var. Yani aradan çıkarabilirlerse Brainmaster Sky gibi ikiliyi İş Ve ciddi bir yapabilirler. mob Şimdi geldi. Hook geldi. Earthshaker yakaladı. Raze'ler yerinde. Brainmaster orada. Sky ulti. Shadowfiend'i aradan çıkarıyorlar. Clockwork az kalsın ölüyordu. Swap geldi. Son right click damage yeterli olmuyor. Aşağıda da Spectre pushluyor. 2'ye 0'lık bir değişim. Bakalım. Canına kaçtık. Doom geldi orada. Spectre'yi kovalayacak şu anda. Kuleyi verdiler. Right click damage yeterli olacak mı? Bakıyorum ama sanmam gibi. Şu anda Doom'un bitmesine az bir can var. Zorladı bayağı bir orada Cihay. Ama kaçmayı başardılar. Teleport da geldi orada Brainmaster'dan. Birazcık Evet. defansif teleport numarası da azdı. Ultisi de yoktu. Geriye çekildi. Şöyle açıklayalım. Bu fight'ta Spectre'nin dramı olmasaydı Doom bu kill'i çok rahat alabilirdi. O 200-300 canlık bir fark buna sebep oldu, o kill'i alamamasına. 200-300'lük fark da bir level Doom için yani bayağı bir önemli early game'de. Kesinlikle. Zaten early game'de hani bir Vanguard, bir daha çok tercih edilen güzel item olamaz dram tercihi yani. En güzel örneğini de senin açıklamanla sergilemiş oldular. Orada ward'ları vardı. Smoke gördüler. Sinyal geldi. Bakalım. Black Hole'ler mevcut. Rendentir orada Krono ile birlikte aradan Vengeful'u çıkardı ve Spectre'e de güzel bir şekilde orada Ward'un önünde smoklandıklarını fark ettiği için geriye çekildi. Şimdi üst kule için bekleyişteler. Bakalım
Yani güzel bir team fight yapıp eğer alabilirlerse comeback Dota olarak geçtiği için meta'nın adı şu anda alacakları killer ya da fight'le birlikte rahatça iş yapabilirler. Güzel bir pozisyonda duruyor. Ekosülen mevcut 7 level olmuş durumda. Earthshaker, Faceless Void 11 level. Kronos'una 1 dakikalık zaman var şu anda. Arcane Bolt geldi, orada fail bir hook. Fail hook işleri değiştirdi. Sky'ın önüne geçmesi. Krono 55 saniye var. Fissure bulunuyor. Spectre de ulti ile birlikte geldi. Orada Fissure başarılı. Spectre'e kovalayacak. Teleport atması gerekiyor. Aradan Rend'den Tear'ı çıkardılar. Baktığımda kovalamaya devam ediyor. Geri çekilme zorunda kaldı. Spectre'de bir anda 3 kişi oldukları için Shadowfiend da hızlı bir şekilde BKB farmlamaya çalışıyor midde, hem de soul toplamaya Ufak ihtiyacı bir var. şey söyleyeyim mi Canku? Evet. Şu anda bu Spectre'nin tercihine, yani bu üstünlüğüne ultisini yanlış bastığı için şimdi fight yaparlarsa bu fight'ı alma imkanları var çünkü. Şu anda fight'a zorlamaları lazım diye düşünüyorum ben 80 saniye içerisinde. Ya böyle bir açığı oluyor Spectre'nin. Ve Ki bunu da Brewmaster kill aldı. Aşağıda Doom geldi. Bakalım Clockwork'ı yakaladılar. Hook'ta başarılı olmadı orada. Devam ediyorlar. Bir yandan da Krona Aynen. geldi Rend'den Tear'dan. Sky'ı da aradan çıkardılar. Clockwork da öldü. Bir de Vengeful kill'i geliyor. Evet, çok güzel fight yaptılar. Brewmaster'ın orada olmayışı, midde SF'yi kesmesi biraz kötü oldu. Ama o Yalnız beklenen fight'i Brewmaster'ın da yapmış oldular. Canberk, şöyle bir şey var. 18 dakikadan daha kısa süreyi göremedim. Bitmiş bir aganim mevcut. 17'de aldı. Ortalama 24 olmasına rağmen. Evet, çok yüksek bir Çok erken network aldı. var. 9K network var şu anda 19 dakikada. 6-0-6 oynuyor. Spectre'den daha iyi bir duruma sahip. Dediğin gibi 6-0-6, Spectre'den 1 kill önde. Ve Raden'in bitmesine de 600 gold kaldı. Evet, işleri biraz zora sokacak o Raden. Early'de geldiği için. Shadowfiend da yani kırılgan dedik. Bayağı bir zorluyorlar. 0-6 oynuyor kendisi ama inatla BKB'yi farmlamaya çalışıyor. Soul'ları Sol, toplamaya evet. çalışıyor ve Hook'la birlikte almış. Bir anda nasıl eritti? Acaba Bloodmail'a mı bakıyorum skill altta? Fissure atmış Bloodmail'a galiba. Zaten canı düşüktü biraz. Belki de O direkt durumdan aradan çekti. kovalarken. Yok, hiç skill atmamış. Yok, Fissure attı, baktım, tıkladım. Yani şeyi dönüyordu Fissure'ın. Belki ben yanlış da Recap görmüş pek olabilirim. gözükmüyordu. Yani ondan dedim. O zaman daha doğru. Önceden kullandı, arkasından hook'u yedi olsun. Evet. Yani ya da Skill o Fissure o atabileceğini de kadar kötüydü ki sanmıyorum Kog içinde. Fissure de major etmedi. Belki de. Ya da daha önce atıldı, dediğin de olabilir. Erken bir gem geldi Sky'dan. İhtiyaçları var. Şimdi wardları dikecekler. Daha da defansif olacak karşı takım. SF'ye çıkamayacak. Item koyamayacaklar. Rend'den Tear'ı defansif oynamaya zorlayacaklar. Yalnız ne Evet, olursa zaten olsun item Last üstünlüğüne It'te, sahipler. hani Shadowfiend'in Last It'teki zirvedeki durumunu koruyamıyor. Yani geçemediler. Çok güzel farmlıyor Lyforwyn. BKB'yi bitirmeye ihtiyacı var. BKB biterse, hani BKB basıp teleport atabilir en azından. Hani BKB'ye Brewmaster'ın ultisini değişebilirler. Öyle bir bait olabilir. Hani yapabileceklerinin en iyisi bu olarak görüyorum şu anlık. Doom'a da baktığımda o da Midas Tran, Faze Bot'un yanı sıra Blink Dagger tercihinde bulundu. Bakalım Dagger'la hızlı bir initiate'le Brewmaster'ı aradan çıkarabilecekler mi? Ya da ultisini geciktirebilecekler mi? Orası önemli. Üst kule pushlanıyor. Brewmaster buradan da Shiva mı, Assault mı, bakalım ne yapacak? Bloodmail'ini almış durumda. Spectre'den ulti geldi orada. BKB basmış durumda Lyforwyn. Orada ultiyi kullandı. Rend'den Tear'dan da geldi. Swap başarılı. Sky kaçmaya çalışıyor. Lyforwyn kill alamadı. Raze yetişmedi. Sky'dan ulti Rend'den Tear'ı zorluyor. Bomb da basılı durumdaydı. SF de öldü. Orada ikiye birlik değişim. Rend'den Tear Time Walk atamadı. Teleportu bozdu üstüne. Bir kill Clockwork oradan çok geldi. Bir de uzun arena. Spectre Earthshaker aradan çıkardı. Spectre devam edecek bu arada. Bir Radid Mage bile yeterli olabilir.
Ve triple Evet. kill kaldı. Şu anda bu fight'ta yaptığı damage'i recap'ten bakalım. Çok ekstra damage'ler çıktı. Bakalım, Kaçamayacağım diye bakıyorum. bakalım. Kaçamayacağım. Çok güzel bir kir. Unstable serisine son verdi. Çok uzun süren bir fight'tı. Bakalım recap'te ne tür değişimler olmuş. Yaptığı damage'i görebiliyor musun Spectre? 6200 damage üretmiş. Buna karşılık da Radiss'iz bir Joff takımı. Yani Radiss kullanmadılar. Onlar da ona yakın bir damage üretmişler. Arada 1.7k olsa da. SF'nin ultisi diyebiliriz galiba orada. Üretilen damage'de. Çünkü çok yakın duruyordu. Ve yerde de bir cam var. Şimdi aldı Skyde onu. Clockwork Bloodmail'dan sonra bir Aghanim tercihinde bulunabilir ya da bir Force Staff görebiliriz. Evet, Force Staff'ı da aldı şimdi. Enigma da oradaki kombattan sonra mekanizmanın üstüne Dagger almış durumda. Beklemeyecek bir BKB düşünmüyor. Alabildiğince kişiyi alıp orada Black Hole ile iş yapmaları gerekiyor. Doom'un da BKB gideceğini düşünüyorum. Shadowfiend'in ilk BKB'li kombatı hani en azından birazcık iyi geçti diyebiliriz. Kesinlikle iyi geçti. Vengeful'da madalyon var, armor kırması etkili oluyor. Sky ile birlikte dolaşıyor. 2 level Mystic Flayer, yani Canberk hep söyler bunu önemli diye ve görüyoruz Spectre'den de ulti geldi. Bakıyorum Doom mevcut. Spectre ultisinin sonuna kadar kullandı. Orada J'yi zorlayacaklar. Kill'i almayı başardı. Orada Ruddy damage'inden eriyip de Enigma üstüne Doom'u da kesti. Şimdi kovalamaya devam edecekler. Smoke başarılı değil orada. Earthshaker'ı uçurdu. Bakalım. Kill kime kalacak? Ve Spectre'ye kalıyor. Triple Triple kill. kill daha. Bir triple kill daha. Gene 3K'lık damage yaptı. Açıkçası early'de alınan bu BKB'ler olmadan Ruddy çok etkili oldu. Üstüne üstlük Vitality Booster'ını da eklemiş. 2K'da parası mevcut. Buradan bir Hani hot öldürmesi de görebiliriz çok belki zor. direkt. Ya da Vitality Booster'ı can için tutup üstüne bir Diffusion da gelebilir. Yaşa gelebilir mantığı Yaşa için. gelecek bence. Bakalım O kadar rahat göreceğiz. ki farmasından her şeyi alabilir şu an. Kombatta hiç de sıkıntı 11-2-5 oynuyor. çekmiyor. 11 kill'in avantajı gözle görülür nitelikte var Oğuz dediğin gibi. Yani Ve Rend'den fokus bile tier. almıyor. Health'i bile düşmüyor açıkçası yani. Rend'den tier da Biraz da şimdi DPS ağırlıklı gidebilir. Roche'a doğru yöneliyordu, onu söyleyemedim ama Roche'da geciktiler. Şimdi Sky'ı zorlayacaklar. Sentar Kill almaları lazım stun'ını hızlı bir kullandı. şekilde. Sky'ı aradan çıkarmaları önemli. 3 kişilik hook tuttu. Kog başarılı. Cem düştü orada. Bakalım Black Hole'luk güzel bir pozisyon var. Black Hole geldi. Orada gelmese de kill'i alabilirlerdi gibi ama harcamış oldu. İlk oyunun güzel Black Hole'ünü de görmüş olduk yani. Evet, Black Hole atılmadan oyun bitse daha kötü olurdu en azından. Şimdi ortada pushlayacaklar. Bakıyorum. Brewmaster'ın 2.9K yaklaşan bir parası mevcut. Bunların yanı sıra 6-0-11 oynuyor. Hiç ölmemiş. En büyük avantajı bu. 124 last hit'i var kendisinin. Ultisi de doldu diyebiliriz kombat için. Spectre'ye baktığımda Immortal da bulunuyor. Üzerine 2.8K gold var. Ultisi de mevcut. Ortada ikinci kuleyi de aldı. Yalnız ben şöyle bir şey diyeceğim. Joff takımı kaybetti diye bir şey yok. Hala bir umutları var. Spectre ile Brewmaster'a bağlı güzel disable'lı. Hani mesela bir Black Hole ikisine SF'nin ya da Rend'den Tyr'ın dışarıda kalması güzel işler yapabilir. Bunlara bağlı. Canberk. Açıkçası Spectre'yi bu saatten sonra hani etkisiz hale getirmek, hele ki o teamfightlarda çok zor. Bence Brewmaster'a ulti açtırmazlarsa, hele ki Aghanim'le bu ulti, o fight'ı çevirme imkanları daha da yükselecektir bu olasılık. Evet, aynı zamanda şimdi söylemeyi unuttum da Skyla Vengeful da ayrı bir dert. Yani BKB kastı Rend'den Tyr ama yani Krona da kendi kendilerine bile eritebilir. Brewmaster hızlı bir şekilde zıpladı. Orada Shadowfiend ultiyi kullandı. Vengeful Doom'u aradan çıkarmayı başardı. BKB ile right click damage üretmeye çalışıyor. Razer başarılı Azcan. Üstüne ultisiyle birlikte kill alıyor orada. Güzel zorladı. Ama orada Enigma ile birlikte Doom'un ölüşü de kötü oldu. Evet, her şeye rağmen buradaki killer pek etkili olmadı. Evet. Gold'da gene ekside oldular. Experience alamadılar. Aksine de karşı taraf 5K'lık experience aldı. Bu Şu geldi. anda Earthshaker'ı da
kesiyorlar. Yine 4'e 1'lik bir değişim. Kombatlardaki ayrı duruşları Cem'i iyi kullanamadılar diyebilirim. Beleş Cem bulmuşlardı. Hani Divor'da pek gitmediler. Aslında oradaki kendi jungle'larını biraz dolaşsalar orta kuleyi pushlamak yerine ya da birini bıraksalardı geride daha verimli olabilirdi. Agresif bırakılan wardları kırsalar bu kadar rahat bir şekilde giremeyecekti Alliance takımı. Bu maç bir de şu yönden önemli Canberk. Bakalım Joff bırakacak mı, erken bir GG gelir mi bilmiyorum ama hani sonuna kadar gitmelerini düşünüyorum. Çünkü gruptaki yerleri için önemli. İlk dörde kalacak gibilerdi. Fakat bu işte riske atıldı. Onu da maç sonunda söyleyeceğim ya da Oğuz daha hızlı bakabilirse grup durumuna. Onun da bilgisini verir. Hızlı bir şekilde senden grafikleri alayım. Evet, Experience'da şu anda Doom geldi bu arada. Bakalım, yanlış bir Doom. Yalnız Illusion'a Doom gelen bir Doom. Kötü oldu. Brewmaster'da Üstüne bir de kill yakaladı. verecekmiş. Regen'i de alamadı. Clockwork'ten de hook geldi CI'den. Evet, kötü bir fail oldu bu. Şimdi Rend'den Rend'den tier Tier orada. kaçabilecekti. Earthshaker'ı yalnız yakaladılar bu Defansif sefer de. bir Chrono deneyebilirler diyecektim ki artık onu da içeri Oradan aldılar. Kogan. Chrono ile sağ çıkmak imkansız ve Brewmaster da Godlike serisine erişti. Bir önceki Taras'ı da maçta. bitirmiş Spectre'ı. Aynen öyle. Direkt Taras gitmeyi tercih etmiş. Artık iyice ölümsüz oldu diyebiliriz fightlarda. Zaten hiçbir şekilde fokus alamıyordu. Mumla ona dalarsa acaba Rend'den tier neler olacak? Yani Krono süresi boyunca yarı canı anca düşürür diyeyim ben. Ya hayır. Bot için demedim ya. Bon7 Batrider'la bomba basıp Kuvos'ta dalıyordu da bir daldığı sahne vardı. Orada dehşet şeyler olmuştu. Clockwork şimdi Life Orb'ini zorluyor. Kog'dan bayağı bir hasar yedi. BKB'yi aktif hale getirdi. Ve bir kill daha geliyor. Şimdi Krona geldi. BKB aktif halde. Rend'den tir zorluyor. Damage üretemiyor. Bomba 5 de cooldown'da tuttu olduğu ama. için çok kötü oldu. Evet, şu anda Bomba cooldown'da. Silence da geldi. Skye ultisi de yerinde, bir kill daha geliyor. Bir high ground defans denemeleri gerekiyor biraz sabırlı bir şekilde, yoksa bu şekilde verilen killer oyunu bitirecek Evet, bu hızlı şekilde bir şekilde. denememeleri lazımdı. Birazcık Lekole bağlı high ground defe daha iyi olabilirdi. Immortal'ın da süresi bitti şimdi. Ve orta kuleyi deniyorlar. Midnight Pulse geldi. Black Hole gelebilitesi için Vengeful'la Skye'in de arkada bekleyişini görüyorsun. Silence ve Swap için fark ettiysen Canberk. Kesinlikle kesinlikle o Vengeful çok büyük işler yapabilir bu komboyu Şimdi kullanmak için. Doom geldi. Brewmaster'a bakalım zorlayacaklar mı? Radi damage'inden dagger'lanamıyor orada MD'yle. Doom zorluyor. Earthshaker orada. Enchant totem başarılı değil. Armor'lar kırılmış durumda ve geri çekiliyorlar. Evet, Rux'ı savunmuş oldular ama tam olarak dönmeyecekler gibi görünüyor. Örn'le Pandemon şeyi beraber var şu an, evet. aynen öyle. Herkesi fulleyecekler. Diğeri de Taras'la fullenecek. Ve Brewmaster'la Spectre'e de yani zirveye oynuyorlar. Network'te bakarsanız aralarında 50 network'lük 60 network'lük bir fark var. Şimdi creep Evet, kesmeyle BKB öne görüyorsunuz. geçti Spectre'e de. Orada Shadow Fiend ne kadar soul alabilirse o kadar iyi. Brewmaster'ın ultisi var. Doom'da Doom'un mevcut 50 değişimi zorluyor. saniye. 2 kişilik güzel krono. Beklenilen krono geldi. Bakıyorum. Kog başarılı. Black Hole açtırmadı Dagger'ın. Swap geldi. Geç oldu ama. Şimdi orada Black Hole için stun başarılı. Üstüne geri çekilmek zorunda kaldı. Mekanizm geldi. Enigma'yı aradan çıkarıyorlar. Spectre ultiyi kullandı. Brewmaster ultisini kullandı. Büyük ihtimal son fight'ı izliyoruz. Bir kill daha geldi. GG gelebilir Eren. Aynen orada Vengeful biraz geç kaldı dedin ama GG de geldi. Aslında geç kalmadı. İlk başta değiştirseydi Krono'nun içinde swap yapsaydı kendi ölecekti. Bu sebeple onun canının biraz düşmesini bekledi. Yine de kill vermemek istemediler. Bunu da çok iyi yaptı. İnce bir oyun. Yani çoğumuzun aklına gelmez bu tarz şeyler. PUBG'da oynarken mesela.